Bir Edirne faciası oldu. Tabi arkadaşlar arasında Edirne Fatih falan dediler bir sıra bana. Evet, yani şöyle bir tane hatalı gol yediğimi düşünüyorum tabii ki her kaleci gibi. O da önümde normal çim sahada sekti. Iska geçtim, gol oldu tabii. Meşhur maçtan sonra tabii kaleci olarak tamamen çöküşe geçtim. Dedim ki bu kadar emek veriyorsun ama emeğin karşılığını göremiyorsun dedim. En sonunda dedim ki ben kaleciliği yapıyorum. Forvet'te de çok şanslı insanım dedim. Çalım atma yeteneğim yok ama ciddi anlamda derler yani golü kokluyor. Öyle şanslı insanım yani bir pozisyona giriyorum atıyorum. Ondan sonra bireysel antrenmanlar yaptım. Sonra buradan bir arkadaşım dedi ki gel bizim antrenmanımıza çık dedi. Bir antrenmana çıktım ama kaleci olduğumu tabii söylemedim. Hazırlık maçlarına bir baktım ilk 11 oynuyorum. Beni direkt santrafora koymuşlar. Ben şok hani beklemiyordum. Sonra girdim. Girdiğim pozisyonları golle sonuçlandırdım. Güzel bir 4-5 hazırlık maçı oldu. Her maçta girdim. 45 dakika olmadan sakatlandım çıktım. Bu darbeye bağlı. Çünkü kaleci olduğunuzda biliyorsunuz korkusuz giriyorsunuz. Topçu olunca bu sefer korkusuz girince soluğu hastanede alıyorsunuz. Ardından sezon başladı. Ben yine sezonda acaba oynayacak mıyım, oynamayacak mıyım? Onun endişesindeyim. Yani endişe de demeyeyim hatta. O soru işareti var kafamda. Yani şimdi bir şey olur. Başkan sadece şunu söyledi bana. Dedi ki yani kritik maçlar olursa, önemli maçlar olursa bizim için kaleye geçer misin dedi. Ben dedim ki önemli olan takımın kazanması. Onun için de elimden geleni yaparım. Ama önceliğim başkan ne olursa olsun dedim. Ben forvet oynamak istiyorum dedim. Bu saatten sonra atmak istiyorum dedim. İkinci, üçüncü ve dördüncü hafta sonradan girdim. O özel bir neden dolayı sonradan girdim oyuna. Her girdiğimde gol attım. Her girdiğimde gol attım. Böyle 90+7 de attım. Maç kırılma anı 2-1 de attım. Ardından maç 0-0 dakika 80'de girdim. Bu sefer 2-0 kazandık. Hem attım hem attırdım. Ondan sonra bu sefer dediler ki bu çocuk yapabiliyor. Geldi direkt. Hatta arkadaşım fotoğrafı koydu. Dedi ya sen değil misin dedi bu dedi. Semih abi sağ olsun buradan çok seviyoruz Semih abi. Kaleciliğin çok zor olduğunu düşünüyorum. Aşırı derece. Yani kalecinin psikolojisinin çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Forvet insanının da çok şanslı olması gerektiğine inanıyorum. Aşırı derecede. Forvet'te top size gelsin, kaybedin. Bir tane gol attıktan sonra o maç kazanılınca konuşan isim oluyorsunuz. Yani böyle bir gerçek var. Çoğu arkadaşım benim böyle bir şey tahmin etmiyorlar tabii. Şaşırdılar. Ve benim forvet olduğumu söyleyince şaşırıyorlar. Yani ne alaka? Nasıl yani? Hayır ya olamaz. Senin gibi kaleci forvet nasıl oluyor? Bıraktın mı? Gerçekten ciddi misin? Böyle tepkiler aldım. Hatta buraya geldiğimde de burada abilerimle karşılaştığımda eldivenleri falan görmeyince dediler ki kaleyle çalışma yok mu? Dedim kale derken abi dedim ben dedim kaleci değilim dedim ben dedim forvetim. Yapma ya dediler. Ve burada o samimiyeti bulduktan sonra da artık dedim olur ya dedim. Yani direkt yadırgamadılar. Forvet oynarken koşarken şunu fark ediyorum. Yorulmuyorum. Yani yorulmuyorum. Bu kondisyondan kaynaklı değil. Hani açsın, istiyorsun, kovalıyorsun. Stoperler artık diyor abi yeter diyor, gelme diyor. Hani çok hevesli yani sahaya girdiğim anda her şey duruyor böyle. Sadece topu görüyorum. Ben takma derim ya. Hiç takma derim. Çünkü hatırlıyorum. Hatta 7 tane atmayız ya. Ya yok atmayız zaten. O an öyle psikoloji gidip hani şey yapmaya çalışırsın. Bir şey konuşma yaparsın. Çok büyük tepki yersin bence. Hiç konuşmamak daha iyi olur. Onun kaleci olduğunu ben biliyorum. Daha önceden biliyorum ama buraya bize geldiği zaman ben kaleci olarak değil futbol oynamak istiyorum dedi. Biz de onu sezon başında santrafor mevkisine koyduk. 3 maçta 3 tane golü vardı. Ama talihsiz bir sakatlık geçirdi. Ben de kendisine şuna söz verdim. Tamam dedim ben seni futbolcu olarak alıyorum ama oldu da çok sıkıntı yaşadık. O zaman dedi başkanım dedi ben dedi emriniz ola dedi kaleye dedi her zaman geçerim dedi. Böyle bir anlaşmamız var Aydın kardeşimle. Hadi Ozan. Uy, aferin Pierre. Yusuf aslan bir tanesi ol. Devam et. Bravo. Orada. Mali ver. Aydın. 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 Aydın
iyi be. Bu alırsın Yusuf, senin o. Kadrosunu sayar mısın? Bir dakika bu ne dostu. Abi yaz oraya, kaleciliği unutmuş mu diye. Haydi ver gel. Haydi. Eyvah.